Bitch, ich bin nice. Kool-Aid im Cup drin mit Eis. Ich bin der Shit und du weißt. Bitch, ich bin nice. Hepinize selam milletler efe. Yeni bir eğitim videosu ile karşınızdayım. Bu eğitim videomuzda sizlere iki partta banner yapımı videosunu gösterdim. Beni izledikten sonra güzel bannerlar yapabileceksiniz. Ben başlamadan önce bunun kabartmasını yaptım. Kabartma yapmayı bilmeyen arkadaşlar için açıklama kısmındaki Thumbnail yapımı Cinema 4 ve Part 2 videosunu izleyebilirler. Ben çok uzatmadan başlayacağım. FMR zaten ücretsiz açıklama kısmında link olacak. Parmaklar açısına gayet güzel bir FMR. Hemen sesleri bir kontrol edeyim, sıkıntı çıkmasın. Tamam. Banner'ın rektörsünü bazen yabancılardan bakıp yapabiliyorum. Bazen ise böyle değişik değişik oynatarak aklıma bir şeyler geliyorsa yapabiliyorum. Şu an aklımda bir şey yok. Bir başlayalım yavaştan. Öncelikle şu ayaklardan başlıyorum ben. Siz de yani istediğinizden başlayabilirsiniz. Koşuyor animasyonu olabilir belki. Bir de şu ayakların üstündeki şeyi kullanırsanız iyi olur. Bunu seçip şu abi neymiş buna bakalım diye çıkmadı tam. Buna basın. Bu yere böyle oturmuş gibi oluyor. Yani böyle yere basıyor gibi oluyor. Daha böyle gerçekçiliğe hoş bir görünüm kurtuyor tasarıma. Bunu böyle aşağıya doğru çekelim. Şu animasyon gibi olsun. Biraz daha yana açalım bunu. Bu skin'i de ben yaptım. Yani istemedim. Veremem yani. Bir arkadaşım, arkadaş üretti yaptırdı. Burayı zaten o kadar zor bir FNR değil bu. Hemen şöyle altına bir şey katalım. Böyle çok büyük yaptı. Bir gülümseme olsun. Kamera tuşuna basalım. Yani açıyı belirleyelim. Buna... Saniye. Tamam. Buna basalım. Ben kamera ayarım benim. Bu White Angel seçici. 20. Bunda 40. Şekilde. Bence böyle güzel bir fogu da var bunun. Çok abartılı değil bence. Ben, benim hoşuma giden bir kamera seçici zaten. Şimdi. Bu gövdeden tutup döndürmeye başlayalım. Ama önce eline ne versek? Bir tane benim kılıç tekniğim. Bir tane kılıç alalım. Bu peki de kılıç tekniği de bana Atakan atmıştı. Zenox. Bunu da ondan izin alabilirsem, izin verirse açıklama kısmında bunun da linki olacak zaten. Şöyle bir tane açalım. Bu güzel bir kılıç, şöyle bir çıkma bent de var zaten. Şimdi rengi de değişebiliyor. Şimdi bu kılıçla ne yapabiliriz? Bunu bir küçültelim bu araçla. Şöyle döndürelim. Şimdi bunu parmağın olduğu için bunu böyle parmaktan da tutuyor gibi olması lazım. Bu biraz da zorlayabiliyor. Şöyle tam elin açısını sağlayalım. Tamam. Şöyle. Şu çizgilerden tutup parmakları açabiliriz. Üçünü koyacağım. Bu şekilde. Yani burası zevkinde kalmış. İsterseniz ara açın. Böyle isterseniz böyle elin tamamı açık olsun. Yumruk atıyor gibi olabilir. Hatta ilk rejimizin yumruk atıyor gibi yapabiliriz. Bu kılıcı bir yana alalım. Hatta bu parmakları böyle bir içeri derdeziyle bir alalım. Kapalı gibi olsun. Böyle bir yumruk atıyor gibi deneyelim. Böyle el önde. Ve biraz daha bu tarafa kaysın. Şu kol yani bu biraz daha böyle serbest bir döndürme sağlıyor. Biraz daha böyle olsun. Ya bu erik duruşlarımızın yaratıcılığımıza ve göz zevkimize kalmış bir şey. Benim yaptıklarımı yapmak zorunda değilsiniz. Ben de zaten yaratıcılığım pek iyi olmadığı için pek iyi şeyler çıkmayabiliyor bazen. Örneğin birazdan videoyu durdurup yabancı birinden örnek alabilirim. Böyle düşünürsen de pek fazla konuşmak gelmiyor içinden ama video sıkıcı olmasın diye konuşmak istiyorum. Arkada zaten şarkı olacak. Konuşmanın zamanı haberi şarkı olarak onu. Şu biraz daha böyle olsun. Photoshop farkında da bunu şu elimizin ortasına böyle alev koyabiliriz. Hatta kılıcı koyabiliriz. Böyle. Parmaklarını açalım. Tamam.
Dolayısıyla böyle çok içeride kalsın istemiyorum. Çok kötü bir yorum oluyor. Şöyle biraz daha döndürelim. Bu arada thumbnail yapımı videosu da 300 like'ı geçsin. Yani bu videoda böyle daha fazla like'ları yorumlanması da fazla olur. Arkadaşlar bunun eli hareket ettiğinde hareket etmesi için bunu sürükleyip hangi else onun içine şu altı gösterirken bırakmam. Ona sonra tekrardan bu el seçelim. Ya bakın bu elle beraber hareket ediyor. Bu elin bir parçasını oluyor. Şimdi projede böyle güzel bir şekil vermemiz lazım. Güzel yaratıcı bir şey. Ben güzel bir duruş bulup geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ben güzel bir aklıma böyle güzel bir hoş bir şey geldi. Onu bir deneyelim. Bu biraz daha böyle kameraya baktım. Düşünmedim. Ve bu çok uzun olmazsa yani biraz hızlı yapmaya çalışacağım. Zaten benim yaptığım yedikler falan basit oluyor. Ben sadece sevdiğim için böyle daha basit şeyler çıkıyor. Tek fark da olabilir. Benim için de daha rahat olur zaten böyle. İki fark ayrı ayrı çekmektense. O yüzden biraz daha hızlı aşağıya çekelim. Aklımda bir şey olursa ya gayet güzel bir şey çıksam bilmiyorum ama bakalım. Bir tane efemer açalım. Bu arada isterseniz bu efemeri gidip efemer paketinde paylaşabilirim. Bunu açalım. Bir tane zombi. Zombi skin ekleyelim buna. Şöyle. Bu arada mikrofonumu da değiştireceğim. Söylememize gerek yok. Yok, çok ses daha sığıyor. Şimdi bu zombiye bir kabartma yapalım. Aslında o kadar da gerekmez mi yapmak ama hoş da hoş olması için yapacağım ben yine de. Yakınlaşma gerek yok. Sadece şu kısımlarına böyle hafif çok abartmadan daha seç 2 ve vücuduna. Photoshop efektlerimde zaten Matani Emir'in de o da paylaşabilirsin dedi. Ben yeni efektler duydum. Yani sıkıntı yok dedi. Yani yoksa paylaşmayı düşünmüyordu ama bu da izinlerde artık sıkıntı çıkmayacak. Bakalım bu zombi. Yani bu, buna vururken bu zombi düşecek. Bakalım. Böyle şeyleri hiç zaman yapamamışımdır. O yüzden nasıl bunu boş verin. Şöyle. Bu aslında böyle sadede kalabilir. Pek bir şey değil. Bunu maden bir yüzde alanda yapabiliriz. Böyle açık bir havada yapabiliriz. Şöyle bir bakayım tamam. Şöyle biraz daha. Baksın şöyle kameraya. Hatta bu kılıç güzel gözükürse bu arkadan da çıkabilir. Biraz da böyle kendisi sokuyor gibi oldu ama. Şöyle. Biraz ters tarafa ben verirsem boş olabilir. Böyle. Tamam. Verin ben. Böyle verin de çok keyifli bir yere gidiyor. Böyle verin. Böyle biraz koşuyor gibi oldu. Biraz da böyle savaşçı bir şey çıktı. Böyle. Tamam. Şimdi render verelim. Burayı keserim büyük ihtimalle. Kesmesen bir denek kesiyorum. Şöyle çıkmamışsın. Böyle tamamını alsın. Biraz uzaklaşalım. Böyle tamam. Ama sanırım swap'ta bir hata çıkacak. Umarım bir hata çıkmaz. Bir swap'ı
gerçekten çok hoş gözüküyor renk tonları açısından falan. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz, bakalım bekleyelim. Burayı hızlandırmışsındır bu ihtimalle. Bu arada eğer tutar videosu bundan önce geliyorsa bu da spoiler olsun. Çok karanlık oldu, bir tane light ekleyelim. Böyle. Light eklemek için şuna bir tane basmamız yeterli. Ondan sonra bu light da böyle kendini kafamıza göre. Ama bunun opaklığı yüz kalırsa çok fazla oluyor. Böyle 60-50 arasında bir şey de kullanıyor. Hatta bu keyifte de biraz daha olmuyor. Tamam. Buradan tekrardan devam edebiliriz. Şimdi ikinci renginde yapımını çeksem çekesem bir kararsız kaldım. Tamam, onu da çekelim. Şimdi. Bunu kapatmayalım mı? Kapatmayalım. Bakalım ben. Bu çok uygun değil. Aslında buna bir bakabiliriz. Bir şeyler çıkabilir. Bundan da pek bir şey çıkmadı. Aman aklıma bir şey de gelmiyor pek. Ne yapabiliriz? O zaman ben ikinci derece videoya pek almayayım. Hani gerek yok. Çok fazla uzamasın zaten. Hani bu zaten resmi yapmışsınız. Fikirlendirme amaçlı bir konuşma yapmak amaçlıydı. Photoshop farklı daha önemli. Ben ikinci derece yapıp Photoshop kısmına devam edeceğim. Photoshop Part'tan devam ediyoruz arkadaşlar ve ikinci render'ı da bitirdim. Hızlandırılmış olarak izleyeceksiniz ikinci render'ı. Evet, hızlandırılmış olarak izleyeceksiniz. Hemen render'larımızı açalım. Burada. Burada bunu planlar alalım. Hızlandırılmış olarak izleyeceksiniz. Kapatmayın videoyu yani. Şimdi bir tane kartını açalım. Şuradan siyah seçip alt dilek kırıp arka bölümü siyah alalım. Şimdi önce bu çokgen kenar tarafında bu render hatalarını keselim beyazları. Tamam, bunu da keselim. Böyle ben sesini kontrol edeyim. Tamam, şöyle. Tamam, başka bir hata kalmadı. Evet. Benim kullandığım render effect Mehmet'in yani Forgon'un Lost Space'inden şöyle effect bir Mehmet zaten bunu istemeyin. Kendinizde bir effect yapabilirsiniz. Mehmet zaten bunun beleş paylaşılmıştı yani ayıp ama yaptığımız ayıp yani. Mehmet emek verip yapmış bunu ama her neyse konumuz bu değil. Şimdi katman sizin sağ tıklayı yapıştırdıktan sonra önce bunu bir kez rastelleştirelim. Ondan sonra bir daha yapıştıralım. Ama ikinci yapışımızda uçuşma çok fazla oluyor. Bunu biraz kısalım. Hatta degreye kaplama biraz kısabilirim. Tamam, rastelleştirelim. Önce bir sıvaştırma ile yapalım. Bunu sıvaştırma o kadar çok yapmayı tavsiye etmem. Ancak böyle saçı bir rastlığı kaldırmak olabiliyor. Ben de rastlıklarımda saçları biraz daha bir saç kaldırmak için yaparım. Böyle el alem geldi. Şöyle. Tamam. Biraz da şöyle alalım. Tamam. Şimdi CTRL J. Bunun bir kopyasını aldıktan sonra filtre galerisi.
Bu arada bunlar benim tutorial videosundaki efektlerim hepsi değişti. Yani aynı sanıp izlemeyenler olacak. Yani aynıları değil. Plastik sarmayı seçin. 20-13-9. Tamam tuşuna baskın sonra normalde tutmayı kaplama. Eğer ince yüzeyse size kaplama bir overlay yazacak. Bu çok fazla oluyor. Şunun opaklığını gözlerinde göre düşürün. Aslında silgiye geçmiş. Bunun opaklığını böyle bir 50-60 arasında bir şey yapmış. Bu yüzünü falan istedim. Gördüğünüz gibi çok fazla değil. Bu böyleydi, böyle oldu. Böyle hoş gibi. Evet, tamam, böyle güzel. Nasıl bunları kısmı şifre seçip CDR ve E ile birleştirelim. Nasıl bir daha kopyasını alalım. Filtre, filtre galerisi. Size ettiğin ışığın kenarları seçip 2-8-3. Aslında bunu renk solduma yapalım. Bu böyle dış kısmına biraz daha parlak katıyor. Nasıl bir de ufaklığını kısırıyor. Çok fazla oluyor. Şimdi dış şurası böyle biraz kötü gördü. Kötü bayağı derin seyredersiniz. Aslında bunu yine birleştirelim. Şimdi göz efektini ekleyelim. Bu kartondayken bu alttaki sırt sembole ikona tıklayalım. Fırçamızı seçelim ve rengi tamamen beyaz alalım. Ben göz rengini göz efektini tamamen beyaz yaptığım için bu şekilde yaptım. Yani size yaratıcılığına göre yapabilirsiniz. Şimdi ilkini biraz daha büyük yapalım. Anasını biraz küçültelim. Biraz daha küçültelim. Böyle biraz büyüttük şuraları. Uzaklaşıp bakalım. Hoş gözüküyor. Şimdi buna CDRBC ile kopyasını alıp bu göze de koyalım. Sonra uzaklaşalım. Bu ikisini birleştirelim. Aslında filtre bulanıklaştır. Hareket bulanıklığı. Tamam, önce birleştirelim. Bunu da birleştirelim. Şimdi yapalım bunu. Filtre bulanıklaştır. Hareket bulanıklığı. Açı sık olacak. Bunu da 3 yapalım. Tamam, 3. Güzel. Ondan sonra CDRC bir daha. Bakalım seyrekten de bir seyrek var mı? Öteleme ekleyebilirim. Bir deneyim nasıl olur. Dakika bir olduğu zaman tutturacak. Pardon, yanlış açtım. Kötü durduysa sileceğim zaten. Öyle. 25'e 10. Bunu da internet üretimini bulabilirsiniz zaten. Çok eski ve bu ötelemenin de modası geçti ama böyle birazcık eklediğinizde çok sürüyor. Böyle fazlalıkla silelim. Şimdi yeni bir katman açalım. Bir teyit gördüğünüz gibi çok siyah. Buradan beyazı alalım. Alt tuşuna basıp ikon geldiği zaman tıklayın. Bu sadece bunu etkilemesini sağlıyor. Yani gördüğünüz gibi burası boyamıyor. Direkt önce boyuyor. Şöyle silelim. Teyit boyayalım karanlık. Bunu bir kaplama yapalım. Kaplama yumuşak ışık daha böyle aydınlık ve hoş gösterdim. İsterim şöyle. Tamam. Bunu tekrardan birleştirelim. Ondan sonra bir katman daha açalım. Bunu da yine aynı şekilde kırpma maskesi yapalım. Kılıcın içinden bir renk tonu seçelim. Kılıcı bir şekilde boyayalım. Bunu doğrultan soldurma ekle yapalım. Aslında bunu kırpma maskesi yapmasak da oluşturabiliyor böyle arkasına biraz yansıması falan. Şimdilik yapmayalım. Bunu biraz doğrultan kısalım. Tamam. Daha gerçekçi olması için bir katman daha açalım. Bunu kırpma maskesi yapalım. Aynı mavi tonu keyfin kenar kısımlarını boyayalım. Bir de şuralara da boyayalım. Böyle de yavaş yavaş aşağı inelim. Ekran olabilir. Bakalım. Kısalım biraz bakmayı. Nasıl gözüküyor? Biraz fazla olmuş. Opaklığını 36 falan yapıp gösterelim. Tamam. Bunu da birleştirelim. İlk frag efekt için bu kadar. Hatta bunu ateşinde ekleyelim. Şimdi ben kullandığım 2 tane Photoshop teki var zaten. Onları bir açayım. Açılsın bunlar. Ateş çok sıkıntılı bir şey yani. Arka plan açık olduğu zaman zaten ateş olmayacak ama. O yüzden güzel bir arka plan da bulmam lazım. Arka planı bulup kendimi çekerim. Şimdi
Ele bu ateş daha hoş gelir ya. Tamam. Şimdi bu ateşi ele oturtmamız lazım. Ama elde pek gözükmüyor. O yüzden bunu böyle bir çarpalım. Biraz böyle kola gelsin. Çünkü de böyle kolda yanıyor gibi olsun. Ateşi büyük bir hızla vuruyor gibi. Aslında şöyle yapalım. Şu sonu bir seçip buraya herkes kullanıp buraya geçeyim böyle bayağı fazla. Tamam. Seçip buradan çarptım herkes kullanıp. Şu tarafta da şöyle. Büyük bir hızla vuruyor gibi gözüküyor. Aynısını ateşi de yapalım. Ama ateşi çok abarttı. Hoş durmuyor. Tamam, böyle güzel. Ama böyle biraz daha ele gelirse daha hoş gözükecek. Tamam. Bir katman açalım. Grubun üstündeyken. Böyle turuncu bir ton seçelim. Bu iyi, tamam. Bu ateş olan kısımları boyayalım. Yavaş yavaş aşağı inelim. Hangisi daha hoş duracak diye bakıyorum. Şu an bu hoş duruyor gibi bakalım. Tamam, bu eli de böyle etki ve eli de böyle daha sarımsı olduğu için daha hoş oldu. Bakın biraz basalım. Yetmiş, güzel. Bunları bir drop yapalım. Bunlarda pek başka işim kalmadı sanırım. Hatta bunların particle'larını da ekledim yani. Başlangıç kendilerini direkt banner'a yerleştirdiğinde bitsin. O Hansel'in pekini zaten internette ücretsizini bulabilirsiniz, araştırırsınız. Normalde paralı ama bunun da beleşini bulundu. Bu Players kısmından böyle bir yıldız gibi hoş bir efekt var. Bunu alalım. Şu kılıcın ucuna. CTRL-U. Bunun rengini değiştirmek için kullanılıyor. Beyaz olsun daha hoş gözüküyor. Şuraya koyalım. Tamam. Çok büyük oldu. Biraz küçültelim. Yuvak dışı bakalım. Tamam. Başka nereye koyabiliriz bunu? Başka koyacak bir yer yok gibi yani. Dediğim gibi ben sade sevdiğim için biraz daha böyle sade oluyor. Şu ateş de biraz daha oyun var. Böyle biraz daha canlı oldu. Bakın kısalım. Şurası çok boş gibi geldi gözüme. Bir daha kopyasını alalım bu. Yerine baktığımda. Sadece orası kalsın. Şurayı silelim. Böyle. Ama böyle de olmadı. Her neyse ya. Madende bir yerde yaparsam boş durabilir. Şimdi bir tane daha kartını açalım. Yine bu şekilde yapalım. Buraları biraz parlatalım. Üstünden bir ton seçelim. Ondan sonra bu bandana kısmını boyayalım. Doğrusal soldurma ekle. Ama bunu silmeseniz çok fazla parlak oluyor. Biraz böyle kısalım. Kısaltalım. Tamam. Bunu kapatabiliriz. Bunu da bunun için atalım. Bir. Şimdi ikinci render'ımıza geçelim. Biraz daha böyle karmaşık oldu. Büyük ihtimalle ben tek render'ımı da yapıyorum. Artık. Yani, hangi gözüme hoş gelirse. Öncelikle bunun beyaz kısımlarını keselim. Bu ya hızlandıracağım ya da biraz daha hızlı yapsam böyle konuşmadan. Bir aynısını bir daha izlemek de sıkabilir ama daha da iyi öğrenmek istiyorsanız izleyebilirsiniz. Seçim kaldı. Tamam. Başka bir yerde render hatası yok galiba. Tamam. Saat bir katman silmiyor işte. Daha serbestte bir daha yok işte. Yine dediğim gibi iç aşamayı kısalım. Degrade kalsın. Yani 30'da falan kalsın. Bir yara serbestlerim. Bir derece. Tek konuşmadan bunu
çok yakın yazıyı getirdim. Yani hızlı olmaya çalışıyorum. Yani İnternetim de çok yok zaten. İnternetim de çok zor olacak. Biraz gelin. Tamam, bir, bir. Renk soldurma, kısa farklarını. Böyle biraz daha kısımlaştırıp olması için biraz daha böyle yaklaşık gözlerinde de aşağı yönelebilirsiniz. Aslında bu simülatörden yapmak daha kolay ama unuttum yani yapmayı. O yüzden çok önemli oluyor. Böyle çok kaba bir gözlerinde daha inceledim. Yine şu gözlerinin içe doğru. Şimdi böyle. Bu biraz daha taksiyonlu bir durum. Ötelemi efekti gayet ses olabilir. Çok silah. Tamam. Neden sarı ya? Böyle sarsıkmış. Haa, burada kek kalmış. Tamam, bir dakika devam edelim. Şimdi bunun kopyasını alalım. Filtre bulan kaçtı. Ama göz efekti mi olsun? Şimdi bir göz efekti ekleyelim. Tekrardan beyaz seçelim. Bakın bunun göz efektini bir açalım. Tamam. Bir daha yapalım. Tek benzer olmasa da benzer bir şey yapmam lazım. Bunu karıştıralım. Öf. Tamam. Şimdi kopyasını alalım. Filtre, deforme et, ötele. 25'e 10 seçelim. Şimdi bu yorumcak bunun altına alalım mıydı? Şu yorumcak parçalanıyor gibi. Suç TNT'lerde böyle yıkılıyor gibi değişik bir görünüm olsun. Bunu çok fazla kalmasın. Tamam, o arka kısmı kalsın. Bombaları gösterelim. Sadece o kısmı kalsın. Bu arada bir render hatası. Yanlışlıkla keyfi eklemeyi unuttum. Birleştirelim. Bunu ben sileyim. Böyle. Kesme yerde olduğu için maksimum yarım saat olacak. Yok, 40 dakikaya geçmişler. Yani 55-60 dakikada güzel bir banner yapmayı öğrenebilirsiniz bu videoyu birden sonra. Şimdi bir katman daha açalım. Birleştirelim. Bu flash'ın logosunu tekrar seçelim. Ama çok koyu oldu, biraz daha böyle açık seçelim. Şu şekilde bu logonun olduğu yeri koyalım. Buna dorsal soldurma ekle yapalım. Ama işte çok parlak oluyor. Biraz ufak bir son kaldı. Çok oldu. Tamam, böyle. Şimdi bir de bu örümceklerin gözlerini. Gözlerini biraz parlatalım. Yine açık bir kırmızı. Buralara. Bakalım. Tamam, böyle. Güzel. Şimdi kılıca da bir tane bir ufak olur. Neyse. Bu efektleri ufaklık kısmını çok fazla gerçekten çok fazla gözüküyor. Gayet hoş oldu yani, hızlı da yapmaya çalıştığım için. Şimdi bu tabancaya bir mermi PNG lazım. İnternet aratalım. Güzel bir tane böyle mermi lazım bize. Onun arkasında smoke ekleyip hareket bulundu falan verdi. Şuna bakalım. Şimdi indirelim. Haydi gelin. Şimdi bunu Photoshop'a atalım. Ama bu bomba çok ters yerde. Şimdi mermi küçültelim. Şuradan çıkıyor gibi olacak bu. Şöyle. Arkasında smoke çıkacak. Biraz daha küçültelim. Tamam.
Ama şimdi rastgele önce şu TNT'yi keselim. Bunun yeri olmadı. Keselim. Yani bunlar çok dert edilecek şeyler değil. Photoshop'u da halledeceksiniz. Tamam. Böyle güzel. Şimdi bu mermiye bir hareket kullanıcı verdik ama önce bir buna da şeffet bir denesem mi? Tamam deniyorum. Hoş oldu tamam. Biraz hareketli. Şimdi bunu bir kopyasını alalım. Filtre bulan karşısında tüm kullanıcı. Bu böyle olmaz. Açısıyla bunu oynamamız lazım. Tamam. Böyle tam silahtan çıkıyor gibi olacak. Şöyle. Tamam. Biraz kısalım. Bunun altına alalım mı? Altını almadan şöyle sopaklıkla biraz silelim. Tamam. Hoş oldu. Şimdi bizim smoke eklememiz lazım. Şu eklemden smoke alalım. Bu olabilir. Çok keskin de değil. Siyah geldi. Direktörünü kapat. Bu smoke hatalı sanırım. Evet. Başka bir tane bakalım. Ya da alalım bunu diye. Bakalım. Küçültelim. Ya böyle silahtan çıktığında hızlı çıktığı için böyle bir duman da çıksın. Buna da çok abartmadan böyle. Yani bir bile yeterli oluyor böyle biraz da böyle smoke. Hatta fire effect'le denenebilir belki böyle aşırı hızlı çıkıyormuş gibi. Eğer abartı olursa sileceğim zaten yani denemekten zarar gelmez. Aklınıza gelen her şeyi deneyebilirsiniz. Şöyle bu hale effect uygun değilsin. Bakalım. Her neyse alev olmadı. O bu TNT'lerin baş kısmına belki. Evet, TNT'lerin ucuna dönebilirim şu alevler. Şu kısmına da böyle yanmaya hazırlanıyormuş gibi. Böyle döndürelim. Çarptık. Biraz daha böyle gerçek için katmış. Böyle. Bunu beklemiş anne. Burada pek gitmesin neden. Şimdi bu kılıca da bir şu farklı kılıcını ekleyelim. Bunda farklı kılıcı eklenecek daha fazla yer var. Şimdi önce şu kılıcın baş kısmını ekleyelim. Yeterli olur boygunluğunu kısalım. Şu uç kısmını dursun. Tamam. Şimdi bu TNT'yi ekleyelim. O TNT'de çok büyük durur. Bu. Şu. Zincir ikonuna basıp G'yi küçültelim. Hatta bunu, tamam bu da beyaz kalsın. Bir kırmızı yapmayı deneyelim bunu. Tamam kırmızı hoş oldu bunda. Tamam. Güzel. Bunu da içmesin de. Bakalım. Başka ekranı çekmeler var. Yani denenecek çok şey var ama benim de vaktim kısıtlı olduğu için. Aslında adet kullanım kodası da yeni yenilendi. Pek sıkıntı çıkmayabilir ama. Şimdi bunu da bir deneyelim. Ne yanlış ya. Da bunu bir kapatalım. Sıkıntı çıkıyor. Tamam. Flash daha olabilir bu. Deneyelim. Sarı yapalım bunu. Ama opaklığını tutmamız lazım. Pardon, sinirimiz lazım fazla şeylerden. Burada biraz iyi ya, pek zararı yok gibi yani. Pek kırıcı durmadı. Tamam. Devam edelim arkadaşlar. Tekrardan devam ediyoruz arkadaşlar. Nerede kalmışım? En son particle ekledik. Şimdi smoke eklenebilir mi bakalım buna. Bu smoke'u bir alalım. Şimdi silelim ama burada bir hata var. Tamam. Bunu bir alıp bakalım. Buraya eklenebilir.
Bu arada arkadaşlar şimdi ben screenshotlarda kendim alıyorum yine girip. Ben screenshot alıp geleceğim birazdan. Yani orada video duraklayacak ya da ses kayması olmaması için arasında video kaydalıp en sona keseceğim ya da hızlandırılmış koyacağım. Hani ne tür ihtimal var? İki tane aldım. Birisi maden, birisi de böyle orman gibi bir alanda aldım. Hani böyle iki biyomda olacak gibi yapmayı planladım. Şimdi madeni de açalım, büyütelim. Yeşillikleri gitsin. Tamam. Şimdi bunları en alta alalım. Tamam, bu maden de hoş durdu. Şimdi bunu bir küçük yapalım. Bunu bir küçük bir şey deneyeceğim. Yok, biraz daha kötü olması lazım. Tamam, buna hiç gerek yok. Şimdi ben daha önce yaptığım tane beğenir açayım. Tamam, bunu açalım. Şey listeledim. Hatta bu kalsın. Bu layout'u artık zaten açıklama kısmına koyacağım büyük ihtimalle. Layout isteyen çok arkadaş olduğum için kendine kullanmadığım için. Yani siz de bunu ekleyip kullanabilirsiniz ama aynısını kullanmazsanız iyi olur yani. Bu benim kişisel layout'u kullanmak istemiyorum. Şimdi bunu kapatalım. Bu madeni açalım. Şimdi aklımda iki tane şey var. Şimdi bunları açalım. Çok karışık olmazsa öyle yapacağım. Şimdi. Bu ormanı da bir açalım. Tamam. Ormanı bunun üstüne alalım. Şöyle tam ortada olursa daha kaliteli ve iyi olacak. Ormanı şöyle çekelim. Tamam. Şimdi şöyle ekranı sözüne kalmayalım. Tamam. Bu birinden olmaz. Şöyle bakalım. Bunu beyaz yapalım. Böyle çok karanlık gözüküyor. Gözlerim. Böyle dursundur. En sonunda siyah aldım. Şimdi bunu CTRL'e koyduk döndürelim. Bu tam ortada dursun. Evet, dönüyorum şu an hangisi daha hoş olacak diye. Biraz daha bunu dikelim. Bu madenle birleştik. Çok şey oldu şimdi. Bunları bir yer değiştireceğim. Şunu buraya. Bunu da tutsam. Evet. Tamam. Böyle daha hoş oldu ama şu bağlantı kısmı çok sıkıntılı olduğu için bunu biraz daha tarafa çekeceğiz. Ama o zaman burası açılacak. O yüzden bunu büyütelim. Ya bu arka plan benim en sıkıntılı olduğum konu. Arka planlar zaten genelde kötü oluyor. Bu yüzden yani. Kendim de SS packlerden güzel bir şeyler bulamadığım için. Şimdi bunu bunun arkasına koymayı düşünüyorum. Bunu ters yapay çevir yaparsanız bu tarafa döner. Da söylemiş oluyorum, göstermiş oldum. Aslında bir tane daha hareket yaparsam çok böyle hoş bir şey çıkabilir ama vaktim yok bir tane daha yapmaya. Şimdi biraz da konuşmayacağım, biraz aklıma bir şeyler gelmiyor. Ha, bu da böyle hoş, tamam. Ama bu da hoş değil. Benim sıkıntılı bu. Şimdi, bunu biraz daha buraya yakın yapalım.
Bunu mümkün olduğu biraz daha yakın alalım. Şimdi şunları belirsin noktasının boş gözükmesi lazım. Böyle şunlar gidelim. Bu kadar oluyor yani. Daha da yapacak bir şey yok. Aslında bunu da gündüz bir alanda çekebiliriz. Şimdi başka videoma gidelim. Onu da gündüz yapalım. Bize bu şekilde denelim. Tamam. Bir de video böyle süperine çıkarsak. Da alalım. Ha, ikisini de seçti galiba. Bunu belirtelim. İkisi de organ olursa birleştirmesi de benim için daha kolay olacak. Ama sanırım aynısını açtım. Evet, aynısını açtım. İkisini de bir sil. Tamam. Bu az önce beni çekti. Bunu belirtelim. Tamam. Bu sildiğinde umarım daha kolay olacak. Daha tercih edelim. Neden simsiyah geliyor? Çünkü tam icabı sınırı. Evet, tam denk geldikleri için siyah çıkıyor. O yüzden bir simsiyahımız lazım. Tamam, şimdi silelim bunu. Böyle bir resimler neden böyle oluyor? Tamam, böyle. Bir de şunu da deneyeceğim. Benim böyle şeylere takıntım olduğu için böyle oluyor. Yani çoğu kişi bunu önemsemez bence. Ama yani bence hoş gözükmesi için yapılmalı. Tamam, böyle eskisi daha iyi yani. Sonra çok zaman kaybettim zaten. Bir saat geçirdi. Ama ben bu kesinlikle falan arkadaşlar benim de sen bunu biraz daha yok. İçine sinmedi ya. Biraz yine atladığımız bir kısmı baştan da. Ya da bir tane tenşat paylaşıyoruz. Bunu bayağı büyük yapalım. Tamam. Böyle. Bunu bir kopyasını alalım. Bunu böyle koyup böyle. Bu kopyasını LTRLT yapay verir. Böyle yaparsak bir de şunun kısmında kalanı silersem olacak. Çok şükür. Tamam. Oldu. Tamamdır. Yani bu arka planı da halletmiş oldum. Şimdi bunu arka planı alsak mı? Böyle yerdeyken böyle yere basıya girmiyorsa? Hayır. Tamam. Böyle daha. Benim stilim bunların mümkün oldukça böyle yan yana çekmek. Yazıyı böyle ortada biraz daha büyük yapmak. Yazıyı 2 de yaptım bu arada. 3 de arkadaşın istediği isim uzun olduğu için böyle 3 de çok hoş gözükmeyecek bir ihtimalle. Tamam. Kaydı. Şimdi bu arka planları da değiştiren şu gereksizleri bir silelim lütfen. Bakın istiyorsan. Tamam, bunu da silelim. Bunu açtıktan sonra bunu kopya safhanı almamıza gerek yok. Filtre bulanıklaştır.
radyal bulanıklık bir. Bu miktar sizde 10 yazacak. Bunu 2 yapın. Bu çevir. Bu da bunu da en iyi yapayım ben. Bakalım. Bu böyle yanlardan kıvırıyor böyle. Büküyor gibi. Çeviriyor işte. Bulanıklaştırmak için bence gayet güzel yani. Sadece yanları yapıyor böyle. Ortada yazı olacağı için zaten ortanın açık kalması iyi olur. Şunu isterim. Bu layout'umuza tekrardan bir siyah yapalım. Tamam. Şimdi bu çok havada kaldı. Böyle. Böyle daha olsun. Şimdi ismine ben bir daha bakayım memnun olmak için. Yanlış yazmamak için. PDVG Ahmet. Tamam. Ha bu arada ben 2'de yazı Yonko fontuyla yaptığım için siz de bunu kullanabilirsiniz. Yani hoş oluyor. PDVG. Ama yani long call'da büyük harfli küçük harflerin yazısıları farklı. Büyük harfli en başta küçük harfli şu yani, sağ taraftaki gibi oluyor. Şimdi ismi tamamen bir yazalım. Bunu CTRL'da seçip rengini beyaz yapalım. Yükselen. Şimdi, bu yazıyı bir seçelim. Bu üstteki TDVG'yi ben de. Ama sağ tık metrasal işleri yaptıktan sonra keseceğiz bunu. Evet tamam. Şimdi bu TDVG biraz daha küçük kalsın. Önce şu Ahmet'i halledelim. Biraz büyük. Buna iki tık yapalım. Degrade kaplama. Şimdi bu başlangıç herkesle böyle gözüküyor. Buna bir tıklayalım. Böyle beyaza yakın bir gri tonu seçtikten sonra bu açı kısmını kafanıza hoş gözüken şekilde yapabilirsiniz. Aynı da bırakabilirsiniz. Ben şimdi böyle bırakacağım. Yani bu ölçek bunun böyle yayılmasını ayarlıyor. Bunu ben en yüksekte kullanıyorum ya da yüze yakın bir şeyde. Daha hoş oluyor. Tamam bu böyle kayılabilir. Aynı ayarları da alabilirsiniz. Ondan sonra bu kontra gelelim. Kontra geldikten sonra skin renginde bir tane renk tonu seçelim. Biraz daha böyle açığını alalım bunu. Ondan sonra bu boyutu arttıralım. Ama gördüğünüz gibi degrade kaplama bazen çok sırıtabiliyor. O yüzden ufaklığını kısalım. Kontra rengini biraz kısalım. Tamam böyle daha hoş oldu. Şimdi. Alt tuşuna basıp tutarken şu VASD yerine bu ok tuşlarında şunun biraz kopyasını alalım. Ondan sonra bunları CTRL'ye ile seçip hepsini birleştirelim. Bu bir patron haline geldiğinde. Şurada bir sıkıntı olmuş. Bundan beyaz bir boyun. Böyle tamam. Bunu CTRL'de çarpı çıkıntı, evet çıkıntı. Bu üstteki kareden tutup böyle içe doğru çekin. Bu böyle biraz daha içe yayılmasını sağlıyor, içe doğru şey yapıyor. Şimdi bu TDVG'yi de bir halledeyim, bir efekt daha var mı verilmesi gereken. Yine aynı şekilde bakayım, tamam. Yine aynı şekilde bunu devlet kapmasını da ayarlayalım. Ya bunu yap, degrade yapmak zorunda da değilsin zaten. Bu göz zevki dediğim gibi tamamen. Yine kontrol aynı renk alırsanız daha hoş gözüküyor. Ama bu yazı daha küçük olacağı için bu kontrol daha uzun olursa daha hoş gözükebilir. Yine aynı şekilde bunu da kopyasını alalım. Birleştirelim. Buna da bir çıkıntı verelim. Şöyle. Tamam. Ahmet'in arkasına alalım. Hatta bunun böyle tam üstüne değil yanında da durabilir. Şu şekilde. Bakın hangisi daha hoş. Böyle daha hoş gözüküyor. Yani bu da göz zevkine al. Herkesin göz zevki farklı. Şimdi bunları da birleştirelim. Bu en başta birikleri verdiğimiz bir render efekt vardı. Aynısını yazıya da verdiğim zaman bence hoş oluyor. Ama iç şıması bazen çok fazla gözükebiliyor. O yüzden bunu böyle bir 50'lerde kullanacağım ben. Tamam. Yazıyı da hallettim.
Karton sinir hastaleşti. Bu yazıyı ortalarım ya da hatta büyüklerim. Bu renderların arkasında kalsın. Böyle kurgun üstüne falan gelmesin. Tamam. Çok içine sinirli denirlerim de. Şimdi. Bu screenshot'a gelirken sonra burada bir değişik bir sembol var. Buradan renk aramayı seçelim. Şimdi burada çeşitli filtreler var. Bunlardan istediğinizi alabilirsiniz. Yani CC yapımında bunlar kullanılıyor. Şimdi bakalım, burada benim hoşuma giden bir şey olursa bunlardan bir tanesini alacağım, kullanacağım. Biraz daha aşağı inelim. Bakalım daha hoşuma giden şey çıkmadı. Şu olabilir, şu tekerde bir şey vardı. Bu. Bu biraz fazla gri ama bunu ufaklığını kısalım. Böyle 5-6'yı. Ve eğer fotoğraf, yani resim çok açıksa degrade eşleme yapıp bunu şu üçüncüsündeki siyah ve beyaz olanı seçersiniz. Bunun şöyle ufaklığını tut falan yaparsanız iyi olabiliyor. Hatta bunu riflere de gelebilir bu. Ama bunun için de bu. İçinden çıkartalım. Bir dakika. Böyle, tamam. Ama buna böyle biraz daha kahverengi bir kattı. Ya bunu kaplama yaparsanız böyle daha koyu oluyor gördüğünüz gibi. Ben bu olarak pek CC eklemiyorum yani. Bence sadece daha hoş olduğu için birkaç tane böyle CC eklemem yeterli geliyor bana. Şimdi pozlama değil, titreşim. Tamam. Bu titreşimle böyle güzel bir şey katıyor. Çok fazla bunu canlı severseniz çok aşırı fazla renkler canlı oluyor. Ben daha böyle gri bir şeyler sevdiğim için bunu -7 falan da kullanacağım. Böyle iyi, tamam. Bu doygunluk da yine renklere tonları arttıracak. Ama ben dediğim gibi böyle sevmediğim için. Tamam, böyle artı alt güzel. Şimdi bu yazıya da şu farklı kullanı ekleyebilirsiniz. Abartmadıkça güzel duruyor ama yani bir tane, iki tane çok fazla abartınca da çok sırıtmaya başlıyor. Mesela şu Ahmet'in şu kısmında ya da burada. Tamam. Bunun şu kenar kısmında olabilir. Bunun rengine ZTR'e uyu da mavi yapalım. Tamam, böyle. Şimdi benim bu yaptığımda şey, böyle gökyüzü pek gözükmüyor ama gökyüzü gözükseydi bu lighting kısmında, yani gökyüzüne uygun bir renk ekleyebilirdiniz. Hatta göstereyim deneyim. Yani şöyle üstten böyle mavi kuru gibi olacak. Hatta yine ekleyebilirsiniz. Mavi kenarında olduğu için zaten. Tamam. Bir şey daha deneyeceğim. Ama bir kötü olacak ama. Şimdi kalmasın. Video da çok uzun oldu. 1 saat 10 dakikaya geçtim. Tamam. Bu banner da bitti arkadaşlar. Eğer sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Sizden bir isteğim var. Video 200 like'ı geçerse veya bu videoyu Facebook'ta falan paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, bay bay. Quiero mi Bengali mangue toque my body tik da la 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 madin ma tu pa la ma quiero mi Bengali mangue toque my body tik da la 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 madin ma tu pa la ma hey na na na